Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar, şunu söylüyorum. Binance hesabımızdan diyelim başka bir borsaya para aktarımı yapıyoruz. Yapmanız gereken direkt cüzdanım, spot cüzdanı. Hangi borsaya göndereceksiniz? Örnek USDT Tether veya BAST veya Ethereum veya Bitcoin. Onun olmuş olduğu yerde direkt yatır, yani Binance'a yatıracaksınız. Buradan cüzdan adresi almanız lazım. Eğer Binance'tan gönderecekseniz, örnek Bitcoin göndereceğiz. Çekme diyoruz. Diyelim başka bir borsaya gönderim yapıyoruz ve cüzdan adresimiz mevcut. Cüzdan adresi örnek şöyle Kucoin'den gösterelim. BTC. Pardon, direkt şurada yatır ve çek diyor. Yatır diyoruz. Şu mevcut olan cüzdan adresine BTC tabanlı. Şurada bak yazıyor BTC Segwit TRC 20. Biz direkt BTC'yi seçtik. Binance'a geçiyoruz tekrar. Cüzdan adresini yapıştırıyoruz. Buradan BTC'yi seçiyoruz. Gördüğünüz ki 28 dolar Binance'ta Bitcoin'de. Yani Bitcoin gönderecek olan bunu zaten iyice şey yapar, biz Bitcoin göndermeyeceğimiz için örnek olarak söyledim. Bitcoin gönderecek olanlar, yani daha doğrusu herhangi parasını gönderecek olanlar ilk baş yatırmak istediği sitenin örnek şöyle tekrar gösterelim. Bu sefer bast göstereyim. Var mı? Burada yok. ERC 20, TRC 20, EOS, Algorand. Bunlar EOS'la Algorand Binance'da yok. ERC 20, TRC 20. Burada TRC 20'yi seçmeniz lazım. Tekrar buraya gelirsiniz. Ve buradan ERC 20'nin 20 dolar aldığını görürsünüz. Komisyon ücreti. Biz TRC 20'den minimum göndereceğiz. KuCoin Binance Smart Chain destekleseydi bunu gönderirdik. Ama desteklemediği için TRC 20 tabanlı olarak göndereceğiz. Minimum 10 dolar. Buradan da dik bakarsınız minimum ne kadar yatırılıyor diye. Hangi borsaya göndereceksiniz artık. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz kanal olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ayrıca videolardan haberdar olmak için de videonun hemen abone ol kısmının sağ tarafında zil işareti var. Zile tıklarsanız süper olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.